Tabana Kuvvet kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine çok çılgın bir o kadar da güzel bir video ile karşınızdayım. Neden çılgın diyorum? Çünkü bu yaptığım benim çılgınlık yani. Biliyorsunuz ki yaklaşık bir senedir falan bu karavanla, daha öncesinde de göçebe bir şekilde yaşıyordum, hayatımı sürdürüyordum. Ancak yaklaşık bir senedir falan bu karavanın içerisinde göçebe bir şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Oradan oraya göç ediyoruz aynı eski yörükler gibi. Ama bir tek şeyimiz var, hayvancılık yapmıyoruz. Yani eski yörükler göç ederlermiş. Yani mesela bak şurada koyunlar var. Koyunları bir göstereyim sizlere. Daha çok keçi bakarlarmış ama koyun da bakarlarmış tabi. Ne yaparlarmış mesela yazları? Daha böyle serin yerlere çıkarlarmış, yani yüksek kesimlere. Kışları da aşağılara doğru inerlermiş. Göçer konar bir şekilde yaşarlarmış. Ben bu karavanı arkadaşlar biliyorsunuz ki hep birlikte zaten yaptık sizlerle birlikte. Bu şeyleri falan yapıştırdık, ondan sonra bu kontra plakları falan yaptık. Şu kontra plağı bile çöpten bulmuştum abi. Sildim, temizledim, pırıl pırıl koydum. Ne olacak sanki? Utanılacak bir şey yok ki bundan. Olabilir yani. Dalga geçenler, alay edenler de olabilir. Bir şey diyemem. Alay edebilirler yani. Yapacak bir şey yok. Ama el emeklerimle yani her yerinde bir şeyimi hissediyorum. Yani şöyle bir baktığım zaman mesela her yerinde bir dokunuşum var yani. O çok hoşuma gidiyor yani. El emeğimle yaptım her yerini. Çok da güzel oldu yani. Bakın mesela ilanlarda falan, sahibinden de falan karavanlara bakın. Benimkisi gibi karavan göremezsiniz yani, şey olarak diyorum. Peugeot C9 bundan yani, bu karavandan. Benimki gibi yani bu şekilde canlı içerisi falan bu şekilde göremezsiniz. Mesela koltuklarımız falan da çok iyi yani, öyle şey değil. Özel yaptırdım hepsini. Bunları, bu sandıkları, üstündeki minderleri falan hepsini özel yaptırdım yani. Kendim yani böyle ölçtüm, biçtim hepsini. Güzel bir şekilde yaptım. Şimdi arkadaşlar karavanımıza çok çok önemli bir şey yaptıracağız. Bunu yaptırmamız sebebi yani sabit olsun istiyorum yani. Mesela geldik, karavanda kalacağız abi, diyelim ki karavanda kalıyoruz. Sobamızı yakarız sıcak bir şekilde yani. Şu anda kalıyoruz, bir sıkıntı olmaz mesela. Girersin kalırsın ama soğuk zamanlarda, Aralık, Ocak, Şubat aylarında çok çok soğuklar oluyor, donlar oluyor. Ne bileyim, şişedeki su bile, ben bunu yaşadım yani, şişedeki suyun bile donduğunu biliyorum. İçemiyordum yani, o derece. Jeneratöre falan böyle şey almıştım. Jeneratörümüz de var. Jeneratöre elektrikli ısıtıcı almıştım. Jeneratör çalışmıyordu soğuktan. Donmuş. Yakıt donmuş içindeki. Buz tutmuş. Yani yakıt nasıl buz tutmuş diyenler olabilir ama tutmuş, bilmiyorum yani. Şimdi şurada bir yerimiz var arkadaşlar. Baca üst kısımda. Tam şuraya da bu zaten soba borusunun girmesi için şey, şapkalı şemsiye. Üzerinden şöyle şu şekilde durduğu zaman yağmur girmiyor borunun içerisine. Su almasın diye, yani su girmesin diye, söndürmesin ateşi vesaire diye. Bunun içerisine boru girecek. Soba borusu buraya girecek. Buradan aşağıya doğru inecek böyle. Tam şu kısma düzleştirip, yani şu kısmı burada su hortumumuz falan da var. Burayı nasıl yapacağız bilmiyorum. Su hortumunu gerçi şöyle aşağı falan da indiririz. Burayı düzleyip şuraya bir tahta yapıp yani. Ya tahta mı artık, başka bir şey mi yapacağız bilmiyorum. Belki şu şekilde bir şey de yapabiliriz. Benim düşüncem yani. Mesela şuraya bir tahta gibi bir şey yapıp vidalayıp yani şu kısma bakın. Tam şu boşluk kısım var ya. Bunun üst kısmına soba gelir abi. Bakın şurayı kapatırız şöyle. Alt kısmına da boşluk kalır altı. Yani şu kısma bindiririz. Buraya şey yapacağımız tahtayı, yani uzun düz bir tahtayı buraya, hem yanlara bir bu çok kötü oldu, çok kötü oldu. Niye kötü oldu? Burada yan tarafta dolabımız var ya, alt dolabı kullanıyorum ben çünkü bayağı bir gözü var, erzaklarımı falan içine koyuyorum. Bu dolap açılmayacak. Yani ona da bir şey yapmamız lazım. Ama hiçbir şekilde açılmaz ki. Ne yaparsak yapalım açılmaz o. Çünkü soba gelecek ya, ancak bu sobayı buradan kaldıracağız, o şekilde açılır. Buraya bir sistem yaptığımız zaman. Moralim bozuldu birazcık bakarsanız. Çünkü
Sıkıntı olacak. Bir dakika abi. Arkadan da şeyi de şeyi çevirdik. Işık da arkada kaldı. Bir dakika ya. Şu ışığı ben kapatayım şuradakini. Şurayı bir açalım. Burayı anlatırken. Biraz dağınık içerisinde kusura bakmayın. Dediğim gibi o sistemi yapacağız abi. Başka çaremiz yok ya. Burada bacamız çünkü. Buraya kuracağız. Köşeye de kurabiliriz aslında ama köşeden şöyle mesela köşeye kurup buradan boru döndürmemiz lazım. O şekilde de içeride boru karmaşası oluşacak. O da sıkıntı olur bizim için bence. En iyisi dümdüz yukarıya doğru çıkması borunun yani. Şuradan mesela şuradan dümdüz yukarıya doğru çıkması olur borunun en mantıklısı. Başka türlü çözemeyiz işi abi. İp de kopmak üzere. Buraya düz bir sistem yapacağız. Sobayı buraya oturtacağız. Tabi sobayı aldığımız zaman yaparız ancak. Çünkü sobayı ona göre bir şey. Altına mermer mi koyacağız? Başka bir şey mi? Bu dolap da iptal olacak abi. Başka çaresi yok. Aşağı dolap iptal olacak. Buraya sobayı kuracağız. Bunu kaldıracağız buradan. Bu minderli oturma yerini kaldıracağız. Bunu kaldıracağız. Başka çaremiz yok yani. Burası sobaya ait bir alan olacak yani. Başka çok da bir dakika alan mı doluyor? Yok. Vitese de yakın olmaması lazım. Yani vitese yakın olursa da biraz sıkıntı olur. O yüzden şu alan bizim için ideal. En azından burada oturduğumuz zaman ısınır. Zaten tek başımızayız. Sıkıntı olmaz. Yakarız sobamızı otururuz abi. Mis gibi. Başka yapabilecek bir şey aklıma gelmiyor yani şu an için. Şöyle bir baktığım zaman. Bacamız burada abi. Hatta biraz daha bu tarafa bile yanaşabilir yani. Sobayı aldığımız zaman belli olur da. Fikirleri yorumları olan varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani fikriniz, yorumunuz vardır muhtemelen. Nasıl yapabiliriz, ne yapabiliriz? Ona göre bir şeyler yaparız. İçerisi darma duman, dağınık her yer. Toparlamam lazım birazcık. Ortalığı falan. Ama çok güzel ya karavanımız. Mesela şimdi böyle karavanın içine giriyorum ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor yani karavanın içi. Tek sorunumuz işte soba. Soba için çözdüğümüz zaman zaten orman odun dolu. Atıyorsun abi içine. Döküm soba alacağım kesinlikle. Tütmemesi lazım abi. Tüttün mü sıkıntı yaşarız. Döküm soba olması lazım. Seviyorum ya karavanımı. İyi ki almışız var ya. Şu anda karavan fiyatlarına bakıyorum. Deli para. Böyle bir yüksek bir fiyat yok. Yani çok pahalı her şey. Ben kaç paraya almıştım bu karavanı? Yaklaşık 39 bin liraya almıştım ama tabii bir şey yapıldı değildi içinde. Çok şey yaptım ben içine. Boştu işte içi. Bir seneye yakın oluyor yani. 39 bin liraya almıştım. Şu anda bu karavana eşdeğer bir karavan yani. Jeneratörü olan, kliması olan ondan sonra. Tabii kullanmıyorum da onları köşede duruyorlar yani. Jeneratör, klima, güneş paneli, elektriği, suyu, su deposu. Ya ne ararsan var. Duşu, tuvaleti, her şeyi var yani bu karavanda arkadaşlar. Bu ayarda bir karavan en aşağı yani 100 bin lira arkadaşlar. Şu anda yani. Eskiden olsaydı ucuzdu zaten. O zaman aldım ben. Zar zor yani aldık. Kredi çektik bilmem ne yaptık. Şimdi ama aşırı pahalı her şey. O yüzden iyi ki almışım diyorum. Şu anda olsa alamam zaten. Kesinlikle alamazmışım yani şu anda. O zaman almakla çok iyi yapmışım. İyi ki borca girmişim. İyi ki şey yapmışım. Şu anda mesela kaç para borcumuz var? Yaklaşık 26-27 bin lira bir borcumuz var. O da çok bir sıkıntı değil bizim için. Yaklaşık aylık 1100-1200 lira bir ödememiz var. O da sonuçta mal var altımızda. Malımız var yani malın şeyini ödüyoruz. İstediğimiz yere çıkıyoruz. İstediğimiz yerde evimiz oluyor. Bittikten sonra kendi bir malımız olacak hem de borcumuz da olmayacak. Rahat olacağız yani. Şimdi sizlere güzel